bir hukukçuya görüş danışacağız. Avukat Efkan Bolaç hazır mı arkadaşlar? Avukat Efkan Bolaç ya da hazır olduğu zaman bana hazır, tamam. Bu arada izleyicilerimiz de diyor ki bir izleyicimiz George Floyd'un haykırışı bize de yansıyor, nefes alamıyoruz artık demiş. Süleyman Şahin tarihi yurtseverleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni göreve çağırıyor demiş. İzleyicilerimiz de bize görüşlerini aktarıyor. Sayın Bolaç merhaba. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi bu yaşanan süreçle ilgili hukuki yorumunuz nedir? Yani bir fezleke okundu. Örneğin en somut olarak Enis Berberoğlu hakkında konuşacak olursak, Enis Berberoğlu'nun Yargıtay'daki durumu onandıktan sonra yeniden seçilmiş olma durumu var mecliste. Yani yeniden milletvekili dokunulmazlığı kazanmış olması var. Ama şimdi o bekletilmiş 18 ay o fezleke bugün okundu. Bu sefer dokunulmazlığı milletvekili düşmüş oldu. Ama daha dokunulmazlığın kaldırılması için bir oylama yapılmamıştı. Yeniden dokunulmazlığı kazanmıştı. Biraz kafamız karışıyor bu. Hukuki mevzular çok karışık. Bilmiyorum geçmişte de örnekleri var mı ama ne dersiniz? Yani şu an yaşanan şeyleri aslında bir hukukla veya demokrasiyle veya anayasayla anlatabilmenin bir anlamı ve bir mantığı yok. Yani bunu artık o noktaya getirdik ki biz 1982 anayasası bile şu anda bizim uygulanmasını istediğimiz 1982 anayasası için faşist bir anayasa dediğimiz halde şu anda onun bile uygulanması elzem, onun bile uygulandığı halde bile bu konuyla ilgili bir sınırlamalar, bir tren mekanizmasının olacağını düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Ancak 1982 anayasası dahi uygulanmıyor. İlk bu anayasanın delinmesiyle ilgili kısmı siz de bilirsiniz ki ilk Özal zamanında rastlamıştık. Anayasayı bir kere delmek de bir şey olmaz mantığıyla giden gelişen bir süreç vardı. Bu süreç şu anda anayasanın olup olmamasının herhangi bir anlamı yok. Anayasa bizim için bağdır, anayasaya uymak zorunda değiliz diyen bakanlar var. Bununla ilgili olarak bunu bize ayak bağı diyen hükümet yetkilileri var. Şu andaki süreç ben çok net söylüyorum. Başkanlık sistemi bir ucube sistem. Hiçbir anlamı yok, hiçbir mekanizması yok, hiçbir denetim organı yok. Bakan, bununla ilgili olarak başkan bir karar veriyor. Başkan her türlü işlemi halledebiliyor. Bu başkanlık sistemi gelirken demişlerdi ki işte meclis daha güçlü olacak, meclis daha etkin olacak, meclis daha faal olacak demişlerdi. Hiç öyle bir şey yok. Meclis tamamen kapalı, meclisin bütün yetkileri bir kişiye devredilmiş ve meclisin bu konuyla ilgili hiçbir karar alma durumu yok. Hatta AKP'li milletvekilleri bile bu konuyla ilgili olarak biz hiçbir şeyimiz yok, etkimiz yok, bakanlarla görüşemiyoruz, bu konuyla ilgili hiçbir işlem yapamıyoruz diye serzenişte bulunuyorlar. Şu an yaşadığımız durum tam anlamıyla birilerinin ben yaptım oldu mantığıyla hareket ettiği bir durum. Şu an yaşadığımız durum nedir derseniz, şu an bir sistem var. Bu sistemle ilgili bir işte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin bir şeyler yapabilme ihtimaline karşı önlem alma ve durumu eşitleyebilme mantığıyla hareket ediyorlar. Yani diyorlar ki ileride eğer Deva Partisi 50-60 kişi işte veya Deva Partisi'ne Gelecek Partisi 50-60 kişi alırsa mecliste çoğunluğu kaybedersek biz şimdi ben bunu eşitleyelim, bunun önüne geçelim mantığı var. Daha önceki yargılamalarla ilgili olarak Enis Berberoğlu'nun veya Leyla Güven'in veya Musab Tarisoğlu'nun daha önceki yargılamalarından dolayı yargılandıkları davalarla ilgili olarak yeniden seçildiğinde daha önce örnekleri var. Tekrardan meclis gündemine getirilmesi ve dokunulmazlıklarının tekrardan kaldırılması gerekiyor. Ancak öyle bir noktadayız ki bu konuyla ilgili olarak çoğunlukçu, çünkü olarak baktığınızda AKP çoğulcu demokrasi ve yani istihdam temsili kazanamadığı yerlerde istiyor ya, ama kendisinin hakim olduğu yerlerde çoğunlukçu demokrasinin bütün nimetlerinden de yararlanıyor. Çoğunlukçu demokrasi dediğimiz veya çoğunlukçu sistem dediğimiz sistemde milletvekillerini istediği gibi ayar verebiliyor, milletvekillerini istediği gibi ayar verebiliyor, milletvekilleriyle ilgili istediği sezdekiyi öne alabiliyor, istediği işlemi yapabiliyor ve hiç işlem yapmadan milletvekillerinin milletvekillikleri düşürebiliyor.
geldiğimiz nokta çok açık ve net. Hukuk devletinden veya hukuki sistemden çok uzaklaştığımız bir süreç. Ya Türkiye'de hukuk devleti yoktu, ayrı konu. Hiç değilse bir kanun devleti vardı, nizam vardı, bir şeyler vardı. Bir kanun vardı, bu kanuna uygunluk vardı. Türkiye'de artık o da yok. Türkiye'de hiç kanuna uymuyorlar, hiç anayasaya uymuyorlar. Ve bu konuyla ilgili olarak iktidar partisi bir karar veriyor ve uygulanıyor. Mustafa Şentop herhangi bir şekilde ya bu konuda AKP'li birinin veya MHP'li biriyle ilgili olarak böyle bir işlem gelse bunu yapar mıydık? Yapmazdı. Mustafa Şentop'un önünde Mustafa büyük olasılık Şentop'un daha önce geçmiş. Savunduğu bir takım tezlere şu an aykırı bir durum oluştuğuna dair bir takım yorumlar yapılıyor. Yani aslında kendi kendini tekzip eden bir durum yaratmış deniliyor. Katılıyor musunuz bunlara? Yani şu an ben AKP'den hiçbir milletvekilinin herhangi bir iradeye sahip olduğunu düşünmüyorum. Bu konuyla ilgili ona göre bir düzenleme yapılmıştır veya seçilirken ona göre bir tespit yapılmıştır. İşte Ahmet Hamdi Çamdalı gibi kişilerin vekil olması, horolop şorolop diye konuşabilecek yapıdaki insanların milletvekili yapılmış olması veya bu konuyla ilgili bugün Bülent Turan'ın açıklaması işte bunu şeye bağlıyor. Daha önce dokunulmazlıklarımızı kaldırın diyen kişiler bundan sorumludur derken insanların ya arkadaş madem böyle bir sorun var dokunulmazlığımı kaldır yargılat beni diye bir çağrı vardı. Bu konularla ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin oradan destek alarak Bülent Turan diyor ki bugünün müsebbipleri o gün dokunulmazlıklarımızı kaldırın diyen kişilerdir diyor. Böyle bir şey yok. Peki. Bir siyasi soykırım var. Şunu söylemeye çalışıyorum. 6 milyon kişinin ve bir anlamda bakımda CHP'yi de koyarsak nereden bakarsanız 20-25 milyon kişinin oy verdiği mekanizmayı veya partileri yok etmeye çalışan bir yapı var. Bu yapı demokrasi olarak adlandırılamaz. Bu yapı bir anlamda bakıldığında totaliter bir sistemin getirdiği sonuçlar olarak bakmak gerekiyor. Bu nereye gider bilmiyoruz ama şunu görmek lazım. Bu sistem bizi açmaza götürecek. Yani başkanlık sistemi hala söylüyorum ucube bir sistemdir. Başkanlık sistemi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani en geri gördüğümüz 3. dünya ülkelerinde bile böyle bir sistem yoktur. Krallıkta bile böyle bir sistem yoktur. Hepsinde bir denetim mekanizması vardır. Kabile devletlerinde bile neredeyse olmayacak yetkiler var şu anda başkanlık sisteminde. Peki. Ve bu sistemin bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve Türkiye'de bir anlamda kutuplaştırmanın değil, daha çoğunlukçu ve herkesin bir anlamda kendisini ifade edebileceği, herkesin hoşgörüyle yaşayabileceği ve herkesin kendini güvende hissedebileceği ve sırtını dayadığında benim arkamda devlet var diyebileceği bir sistemin bir an önce oluşturulması gerekiyor. Peki. Kimin ne Efkan olduğu Bolaç, önemi yok. Duyabiliyor musunuz beni? Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Duyabiliyorum. Çok sağ olun katıldığınız için.